Tele1 muhabiri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya paylaşılan sayının, yani Türkiye'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ve bakın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu iddiaya nasıl bir yanıt verdi. Sayın Bakan, verilen sayılarda tartışma var. Sayın Bakan, 140 bine geldi sizin açıkladığınız rakamlar. Fakat biz bunu teyit edemedik bir türlü. Bunu size inandırabilmek mümkün değil. Çünkü Yunan medyasının bir oyuncağı olarak burada bulunuyorsunuz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu provokatif soruya böyle tepki gösterdi. 53.270. Bakan Süleyman Soylu, göçmenlerin akın ettiği Türkiye-Yunanistan sınırını denetledi. Daha sonra da Edirne'de gazetecilere açıklama yaptı. O sırada Tele1 muhabiri Süleyman Soylu'nun açıkladığı Türkiye'den ayrılan mülteci sayısının gerçek olup olmadığını sordu. Siz kimin tarafındasınız? Siz kimin tarafındasınız? Hiç Türkiye'nin tarafında olduğunuz belli değil. Çünkü şu anda sizin yaptığınız Yunan medyasının ve Avrupa medyasının yalan ve çarpıtmasını burada ifade etmektir. Ben size... O zaman İçişleri Bakanı yalan söylüyor. Gördüğünüz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o soruya sert tepki gösterdi. 23 hudut karakolumuz var. 8 de hudut bölüğümüz var. Bunlar 6 kilometrelik, 5 kilometre, 5,5 kilometrelik arayla beraber kimin ne kadar geçtiğini ve ne kadar öteki tarafa intikal ettiğini bilmektedirler. Ben senin anlaman açısından bir şey daha söyleyeyim. Yunan tarafına ve Avrupa tarafına hizmet eden birisi olarak sana söylüyorum. İdlib'den Afrin'e ne kadar geldiğini, Azize ne kadar geldiğini, Mare'ye ne kadar geldiğini biliyoruz. Sadece biz bilmiyoruz. Biraz gazeteciliğini yaparsan Birleşmiş Milletler de iyi biliyor. 45 yıldır nereye hizmet ettiğim belli. Birleşmiş Milletler de iyi biliyor tek tek kimin nereye gittiğini. Ve yine size bir şey daha söyleyeyim. Bunların ne kadar geçtikleri de belli. Ve başka bir şey daha ifade edeyim. 850 bin kişi 2015 yılında geçti bu ülkeden karşı tarafa.